Biz namuslu gençlerle hayatı yeniden yaratmaya çalışırken onlar Gazze'yi içindekilerle birlikte yakalım diyorlar. Yakalım içindekilerle birlikte. İnsanları, binaları, eşyaları, hayvanları yakalım diyorlar. Yakalım. Başka bir şey bildikleri yok. Katledelim, yakalım. Böyle bir lafı nasıl bir insan söyleyebilir? Başbakan Netanyahu'nun milletvekili 100 bin Filistinliyi diri diri yakmayı teklif etti. İsrailli Milletvekili Vaturi, geçen ay yaptığı Gazze'nin hemen yakılması teklifini daha da ileri götürdü. Vaturi, 1 milyon 900 bin kişiyi tahliye ettik. Kalan 100 bin kişi, askerlerimiz yaralanacağına Gazze'yi içindekilerle birlikte yakıp yok edelim dedi. İşte bizim çürümüş, bitmiş dediğimiz insanlık bu. Likud Partisi Milletvekili Nisin Vaturi, çatışma bölgesinde 100 bin kişi kaldı. Onların masum olduğunu düşünmüyorum o bölgeyi yakıp yıkalım dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekili Nisim Vaturi daha önce yaptığı Gazze'nin yakılması çağrısını tekrarladı. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davası kapsamında görülecek duruşmadan bir gün önce Hakol Barama Radyosu'na konuşan Vaturi, o günkü söylediğim sözlerimin arkasındayım. İsrail askerlerinin zarar görmesindense Gazze'deki binaların yakılıp yıkılması daha iyi ifadesini kullandı. Vaturi Gazze şeridinin kuzeyinde 1 milyon 900 bin kişiyi yerinden edebildiklerini ve geride 100 bin kişinin kaldığını belirterek şu anda orada tek bir masum kişinin bulunduğunu düşünmüyorum. Orada kim kaldıysa yok edilmeli nokta. Bu konuda en ufak bir şüphem yok ifadesini kullandı. Vaturi ayrıca Güney Afrika'nın o ada Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını ise Lahey'de yargılanma onuruna sahip olduğumuz için minnettar sözleriyle küçümsedi. Hariz gazetesi skandal sözleri Vaturi Gazze yakılmalı. Orada masum kalmadı. Kalanlar yok edilmeli başlığıyla okurlarına servis etti. İsrail'li vekilin bu sözleri sosyal medyada da infiale sebep oldu. Dünyanın dört bir yanından skandal sözlere tepki geldi. Evet. Biz namuslu gençlerle yeniden yaratalım diyoruz. Onlar yakalım diyorlar. İyi mi? Evet. Evet, onlar yakalım diyorlar. Biz yeni bir dünyayı, yeni bir insanlığı, mazlum milletlerin dünyasını, dayanışmayı, birlikte üretmeyi örgütleyeceğiz. Ve çökmekte olan bu kapitalizmin, emperyalizmin bütün anlayışlarını yerle bir edeceğiz. Hukuk anlayışları da sakat, spor anlayışları da sakat, Sanat anlayışları da sakat. Bütün bu pislikler ortadan kalkacak ama yerimizi doğru bulacağız. Asya'daki yerimize yerleşeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Ben bu cihana sığmazam diyeceğiz. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.